küresel tedarik ve ham madde tedarik konusunda yaşanan sorunlar, yaşanan bozulma, ham madde fiyatlarındaki artış, bunların birçoğu aslında birçok sektörde önümüzdeki dönemde fiyat artışlarını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Elektronik sektörde çok farklı değil ve burada sektörde de tüketici fiyatlarında %30'a varan artışlar mümkün. İmalat sanayinin pek çok alanında olduğu gibi elektronik üretiminde de ham madde tedariğinde sıkıntı yaşanıyor, maliyetler yükseliyor. Salgın döneminde elektronik ürünlere olan talebin beklentilerin üzerinde yükselmesiyle kimi bileşenlerde arz talep dengesizliği oluştu. Hatta bazı üreticiler üretimini kısmak zorunda kaldı. İnsanlar evlerinde kaldılar uzun süreler boyunca. Çok fazla harcama yapamadılar. Evde kaldıkları için belki bu elektronik cihazlara olan ilgi arttı. Bunların hepsi üst üste gelince elektroniğe olan talep de artınca böyle bir gündem oluştu. Ama burada esas önemli olan malzemenin olmaması. Dediğim gibi hani birçok durumda maliyet biraz daha artar ama hani o ürünü üretmeniz gerekiyorsa ona razı olursunuz, fiyatı yükselir sadece. Ama burada işte otomotivde görüyoruz. Ciddi şekilde sektörü etkiliyor, fabrikalar üretimlerini durduruyorlar. Girdilerin çoğunu ithal eden sektörde maliyet artışlarının önümüzdeki günlerde tüketiciye zam olarak yansıtılması bekleniyor. Kartlarda çok farklı miktarlarda %1000 olabilir, binde olabilir alt bileşen var. Bunların bir kısmında çok artıyor, fiyat artıyor, bir kısmında o kadar artmıyor. O nedenle tek bir rakam söylemek mümkün değil ama Türkiye için düşünürsek bir de doların kurun artışını göz önüne alırsak %30'lara varan maliyet artışları gündeme gelebilir. Elektronik bileşen için bunu söylüyorum. Ürünün içinde elektronik bileşenin önem oranı bunu değiştirecektir tabii ki. Önümüzdeki yılda yani bu yıl içinde de bu böyle devam edecek gibi gözüküyor açıkçası. Ciddi problemli bir dönem. Elektronik sanayi açısından, elektronik üretimi açısından.